ünlü oyuncu Begüm Küçük, Mert Aslan'ın defilesini izledi. İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz, biz de bayağı oldu görüşmeyle. Oldu, pandemiden dolayı çok kısıtlı çıkıyoruz ama tabii sevdiğimiz dostlarımızı kırmamak için böyle ben ara ara çıkıyorum. Çok da keyifli bugün böyle kalabalık, bütün herkesi gördüm, mutluyum, sizler iyisiniz. Geçen aylarda eşi Erdil Yaşaroğlu ile hastane bahçesinde görüntülenen oyuncu sağlık durumu hakkında bilgi verdi. En son röportaj yaptığımızda talihsiz bir kaza atlatmıştınız. Düşmüştüm. Evet, düşmüştüm. Düştüm, yattım. 3 ay yattım. Tavana bakarak yattım ama çok şükür iyiyim şimdi. Bir sıkıntı yok şu an. Yok, dinlendim. Çünkü dinlenmeseydim hayat boyu kendimi hissettirecek bir sıkıntı olacaktı. Şimdi yine sporumu yapıyorum. Haftada 3 gün hayata döndüm. Pandemi hafifliyor, işler açılıyor. Her şey güzel, keyfimiz yerinde. Süper. Güzel oyuncu, setlere dönmeyi planladığını söyledi. Olacak mı, projeler var mı? Olacak şimdi? Olacak. Ben 2 senedir böyle biraz tedirgindim tabii. Ama çok şükür ki aşım olduğum için artık. İkinci aşım oldum. Hatta 3. aşı galiba yeni çıkıyor. Öyle olduğu için tabii hala daha pandeminin etkisini üzerimizde hepimiz hissediyoruz ama daha temkinli, daha kontrollü, yavaş yavaş sosyalleşmeye de başladık. İşler de artık tabii çalışmak lazım. O yüzden yavaş yavaş düşünüyorum. Begüm Kütük başlıca rollerini Gökçe Bahadır, Asude Kalebek, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger'in paylaştığı Kulüp adlı dijital diziyi övdü. Kanımla derinde gözyaşın hayal kırıklığına uğradı o zaman. Ama biz hayal kurmaya devam edelim. Sizin tercihiniz ne olur? Dijitali mi yoksa televizyon mu? Ya çocuklar, dijitalde çok güzel işler var. Dün akşam, dün pazar günüydü, Kulüp dizisini izledim. Ellerine, emeklerine sağlık. O kadar başarılı, o kadar güzel bir proje olmuş ki gurur duydum. 2 sezon olsun, 3 sezon, 4 sezon devamı gelsin izlerim. Çok güzel işler yapılıyor. Dünyaya açılıyoruz günden güne. O yüzden işlerin kalitesi de yükseliyor. Ben çok mutluyum. Bakalım. Dijital olursa güzel olur tabii. Ünlü oyuncu geçen günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu'nun 50. yaş gününü evde yaptığı partiyle kutlamış ve paylaştığı fotoğrafın altına 35'inde tanıdım. Ne ara 50 oldun kocacığım yazmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Erdil Bey'in doğum günüydü. Evde küçük bir kutlama yaptınız. Ya çünkü Erdil tabii temkinli. Yani ben çok istedim ki 50. yaş doğum günü özel bir doğum günü. İstedim tüm arkadaşları, tüm dostları hepimiz bir arada olalım ama maalesef ki tabii pandemi koşullarından çok da tercih etmedik. Biz baş başa evimizde kutlamayı tercih ettik. Çok da keyifli oldu. 50. yaş gününü böyle evde keyifle balonlar aldım ona, pasta kestim, küçük sürprizler, hediyeler derken güzel geçti. Peki, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.